Doğu Türkistan'da sözde eğitim adı altında ünlü ve yazarlar tutuklanmaya devam ediyor. Gelen son bilgilere göre Uygur Edebiyatı'nın en usta isimlerinden biri olan Ubeydullah İbrahim'in Çin polisleri tarafından tutuklanarak hapse götürüldüğü bildirildi. Ünlü edebiyatçının Urimçi'deki kamplardan birinde tutulduğu ancak tam olarak nerede tutulduğu bilinmiyor. Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk ve beraberindeki heyet ziyarette bulunmak üzere Endonezya'ya gitti. Doğu Türkistan meselesini detaylı şekilde anlatan Tümtürk, Endonezya'daki en büyük İslami cemaatlerden ulema ve genç entelektüeller meclis başkanı Zeytun Rasmin ve genel sekreter Bahtiyar Nasir ile görüştü. Aralık ayında 1 milyon Endonezyalı Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımına protesto ederek Doğu Türkistan'a sahip çıkmıştı. Ayrıca dün Bangladeş'teki Müslümanlar Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne karşı büyük katılımlı yürüyüş düzenledi. Spor malzemeleri üreten American Badger Sportswear firması, fabrikalarında toplama kamplarındaki Uygurları çalıştırdığı ileri sürülen Doğu Türkistan'da bulunan Tayda şirketinden ürün almama kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Kang, ABD'li firmanın kararını acınası bir durum olarak niteledi. Liu Kang ayrıca Çin'in hapishanelerde kalan mahkumları çalışmaya zorlama uygulamasının uzun zaman önce terk edildiğini iddia etti. Japonya Ulusal Güvenlik Konseyi ve Ulusal Kabinesi F-35 alımı programında önceden onaylanmış 42 adet F-35'e ek olarak 105 adet daha F-35 almak için yapılan satın alma planını onayladı. Bu satın alma ile Japonya toplamda sipariş edilen 147 adet F-35 ile programın en büyük uluslararası müşterisi ve F-35'lere en büyük toplu siparişi veren ülke oldu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ile ilgili yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Pompeo, Donald Trump Suriye'de yeniden askeri alanda etkinlik kurmayı düşünüyor ama umarım buna gerek kalmaz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Türkiye ziyaretinden önce Trump Twitter hesabından bir açıklama yaparak Suriye'den uygun bir hızla çekileceklerini belirtmişti.